Bizim alacağımız dersler şöyle bir düşün. Kemmiyetin, miktarın, bakın bir defa az bir İslam askerine karşı kemmiyet bakımından, miktar bakımından düşman çok kalabalık. Müslümanlar çok azınlıkta. Daha önce söylediğim gibi 8 kılıçları var sadece. 6 da zırhlarının olduğu söyleniyor. Bununla savaştılar. Sonra keyfiyetin, niteliğin durumuna bir bak, önemine. Şimdi burada kendini göstermektedir. Hakimiyet kimindir? Emir kimindir? Yardım kimdendir? Af, rahmet kimdendir? Bunların tamamı Allah'tandır. Hakimiyet Allah'ındır. Yeter ki dilesin. Emir ondandır. Yardım ondandır. Af, rahmet hepsi Allah'tandır. Bunu hangi akıl, hangi kalp tasdik eden? Allah'ı bilen, iman eden. Allah'ı inkar eden kişinin zahirdekini görmekten başka zahire ne yapar? Bakar. Maddeyi görür, manayı görmez. Mahluku görür, Halık'ı görmez. Kulda bir şey görür, o kulu, yaratanı ve o kula bütün kuldakilerin tamamını Allah'ın verdiğini görmez. Bu bakıp görmeyen, körden daha kör bir zihniyettir. İşte irtica burada yatar. Çağ dışılık burada yatar. Hakka saldırmak, saldırganlık, canavarlık, vahşet burada yatar. Bilim imanla birleşir, Allah'ı görür ve Allah'ın kudretini iyiden iyiye görür, anlar. Hakimiyetin kayıtsız şartsız Allah'ın olduğunu, emirin Allah'tan olduğunu, yardımın Allah'tan olduğunu, affın Allah'tan olduğunu, rahmetin ve hepsinin Allah'tan olduğunu imanlı gönüller tasdik eder. Şimdi burada böyle, o günkü imkanlar böyleydi. Cenab-ı Hak ne dedi? Düşmandan üstün gelmek için çağın araç ve gereçleri ne gerektiriyorsa hazırlığınızı yapın emrini de verdi Cenab-ı Hak. Yani bunun anlamı hazırlık yapma, yan gel yat da efendim düşmanın karşısına 8 kılıcından çık demiyor burada. O günkü imkan öyleydi. Bugününki çağın şartları neyse, bugünkü çağda en modern kuvvet, düşmandan üstün gelecek kuvveti hazırla. Hazırlıklı ol, tedbirli ol. İhtiyat tedbirlerinden bir an bile gaflet etme. Ama niçin bu güce sahip olacaksın? O zorbalardan, zalimlerden dünyayı kurtarıp sulh ve barışı, ilahi adaleti dünyaya yerleştirmek için. Başka gaye ve maksat yok. Allah'ın hakimiyeti tanınacak. İlahi adalet sağlanacak. Bütün dünyada güven, huzur temin edilecek. Gönüllerde küfür yerine, şirk yerine, nifak yerine iman parlayacak. Bu zoraki değil. İslam'ın kendi hükümranlığının altında insanlar düşüne düşüne, gerçeği göre göre, özgür, hür iradesiyle, seve seve hakkı kabul edecek. Ama İslam ilahi hakimiyet sağlanmak şartı. Bu olmadan
barış olmaz, huzur da olmaz. Birileri lordlar aleminde yaşar. Birilerinin, kitlelerin, milyarların hakkını sömürmüştür. O sömürüden dolayı kanı zehirlenmiş yok. Milletin, insanlığın kanını emenlerin kanları zehirli. Mikroplu bunlar. İnsan hakkı yiyor bunlar. Hem de vampirlerden daha beter bunlar. Başka vampir aramayın. Başka yamyam aramayın. İlla yamyamların birkaç insan yemesiyle onunla yamyam değil, milyarların hakkını yiyenler yamyamdan daha yamyam, vampirden daha vampirdir. İnsanlığın hakkını ver. Sosyal adaleti sağla. Benim olsun, başkası ne olursa olsun diyen vicdan vicdan değildir. Hele elinde gücü bulunduranlar bir araya gelip dünyada ilahi adaletin sağlanması için çalışmak boyunlarının borcudur. Onlar çalışırken bu ilahi adaletin tecellisine bütün dünyanın da onlara yardım etmesi boyunlarına borçtur. Bunun için sabır. Ey Müslümanlar, sabırla, ittika ile, nefis mücadelesiyle, güzel ahlak, iç durumun islahı, nefsin terbiyesiyle onun yoluna girmelidir. Kimin yoluna? Allah'ın yoluna. Herkes doğru yol diyor. Herkes kendi yılandan eğri yoluna doğru yol ismini koymuş. Allah bir, Allah'ın çizdiği yol doğru. O da Kur'an'dan geçen, İslam'ın içinden geçen, önünü Muhammed'in çektiği Allah'a giden yol. Herkes diyor ki benim yolum doğru. Her yılan der, eğrim büğrüm yatar. Bu ne demektir? Her yılan ben yılanım demesidir. Allah'ı tanımadan, Allah'ın yolunu inkar ederek doğru yol olmaz. Doğru yol sırat-ı müstakim. Bir Müslüman günde 40 defa 5 vakit namazında elham okur. Asgari. 40 defa ihdinas sırat-ı müstakim der. Ne der? Bizi sırat-ı müstakime hidayet et. Allah'ım diyor. Yüce Allah'ı onu yüce isim ve sıfatlarıyla tanıdıktan sonra birlikte biz sana ancak kulluk ederiz, ancak senden yardım isteriz deyip kulluk görevini yaptıktan sonra yardım istiyor. Bakın o yardım ile de ihtinaz sıratal müstakim diyor. Sıratın müstakim istiyor. Bu yol Allah'ın inam ve ihsan ettiklerinin yolu. Mün'amun aleyhim. İşte sırat-ı müstakim, Kur'an-ı Kerim'in, İslam'ın ortaya koyduğu yoldur. Doğru yol bu. Çünkü İslam, önceki şeriatların hepsini yenilemiştir. Cenab-ı Hak, bir sonraki peygamberle bir öncekinin şeriatını yenilemiştir. Daha sonraki peygamber ve kitapla da ne yapmıştır? Bir öncekini yenilemiştir. İslam da en son Kur'an-ı Kerim gelip son peygamber Hazreti Muhammed olduğu için hepsini yenilemiştir. Kim yeniliyor? Allah Teala görev veriyor. Allah'ın görevlilerine Allah emir ve kanunlarını gönderiyor. İşte Hazreti Muhammed'i evrensel olarak alemlere bunun için gönderdi. Geçmişi tamamen yeniledi. Din İslam bir ama şartlar değiştikçe Cenab-ı Hak ne yaptı? Şartlar değiştikçe
şeriatları da Allah yenileyerek geldi. Şimdi İslam'ı da öyle bir yenilikle yeniledi ki çağların tamamı içindedir. Hiçbir çağda İslam'ın cevap veremeyeceği bir şey olmaz. Bütün insanlığın problemine çözüm getiren İslam'ın kendisidir. Çünkü son kitaptır. Eşsiz mucizedir. Çağlar onun içinde dürüm dürüm dürülüdür. Hangi çağda hangi yeni şartlar ortaya çıktıysa onun cevabı Kur'an'da vardır ve var. Çağlardan daha yeni, ebedi yeni, eskimez yeniler, yücelikler Kur'an'da, Kur'an-ı Kerim'de, Nurlu İslam'da mevcuttur. Müştehitler bir araya gelecek her ortamda ihtiyaç duydukları zaman ne yapacaklardır? Asilden fer'e içtihatlarını ortaya koyacaklardır. Dünya müştehitlerini toplayacaksınız. Bir araya getireceksiniz. Ve şurayı oluşturacaksınız. Bu müştehitler şurası olacak. İçma ümmetin aslı buraya dayanır. O zaman içma ümmet tam bir delildir. Üçüncü asli bir delildir. Ve buradan çıkan hükümler de kıyası fukaha olarak dördüncü delili teşkil edecektir. İslam'da her hazine bulunmaktadır. Sen kapısını açmazsan, hazineyi ortaya çıkarmazsan, bu sefer hazineyi bilmiyorsun, keşfedemiyorsun, kapısını açamıyorsun, bilmediğin için çağ dışı ilan ediyorsun. Senin beynin çağ dışıdır. İmana gel, çağ dışılıktan kurtul. İslam'ı keşfet. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey yok. Cenab-ı Hak geçmişte vasıtaları sayarken diyor ki sizin bilmediklerinizi ben yaratacağım diyor. Aç Kur'an-ı Kerim'i gör bunu. Bak uçakların icatını. Bütün karada ve havada ve denizde bütün motorlu vasıtaların tamamının yaratılacağını Kur'an-ı Kerim 14 asır önce buna haber vermiş. Daha neler? Sen anlamıyorsan Kur'an-ı Kerim'in İslam'ın suçu ne? Birisi anlatmış sen duymamışsan, bilmiyorsan İslam'ın suçu ne? Kur'an-ı Kerim'in suçu ne? Sen İslam'ı çağ dışı ilan ediyorsun. Cehaletten kurtarmak için geldi İslam bütün dünyayı. Bilim için geldi. Bilimsel hareketi bizzat İslam kendi sağladı. Bilimi harekete geçiren İslam'ın kendisidir. İkra diye geldi. Oku diyor, oku, okut. Burada iki tane anlam vardır. Manayı nefsine ulaştırmak, Kur'an'ın manasını nefse ulaştırmak, okumak ve okutmaktır. Müslüman'ın görevi okumak ve okutmaktır. O zaman ikra yerine gelir. Ama öncelikle neyi okuyacağını bileceksin. Allah'ı inkar ederek Allah'ın mülkünde ilim tahsil ediyorum demek nedir? Bu körlüğünü artırır. Gerici ve yobazlığını artırır. Allah inkar ederek Allah'ın mülkünde ben bilimle uğraşıyorum demek ne demektir? Ruhu kaybolmuş cesetle uğraşan bir serseri demektir bu. İlim, ruhların, esas senin varlığın ruhun değil mi? Ruhu inkar ederek, manayı inkar ederek, Halik'i inkar ederek, mahlukla uğraşmak, bu gerçek bilim midir? Mahlukla da uğraş, ilimleri, keşiflerde bulun ama Halik'i inkar etmeden. Madem ediyorsun,
İnananlara dayatma, zorbalık yapma. Bütün problem burada. İnananlar da inandığı gibi özgürce yaşasınlar. İnanmayana inanan dayatmıyor zaten. Dayatamaz. Ama sen dayatıyorsun. İnanan inandığı gibi yaşamak zorunda. Allah öyle emrediyor. Bu ilahi. Kimsenin emri değil bu. Yüce Allah ortaya kanun ve kurallarını koymuş mu? İnanan bunu yaşamak zorunda. Sen diyorsun ki bana uyacaksın ve bana uyduracaksın. Geceyle gündüz birbirine, biri karanlık, birisi aydınlık. Bu şekil zıt olanlar var. Allah sana uymaz, sen Allah'a uyacaksın. Allah sana itaat etmez, sen Allah'a itaat edeceksin. Allah rahmetiyle zaten bütün alemleri insan için yaratmış. Allah gerekeni yapmış, merhametiyle kuşatmış ama sen hala diretip Allah'a itaat etmek istemiyorsun. Allah bana itaat etsin diyorsun. O zaman Azrail'e de ki, ben seni kabul etmiyorum, ölmeyeceğim. Yaratılırken de ki Allah'a beni yaratmadı. Ölürken de ki beni öldürmedi. Öyle bir gücün varsa. Azrail'e söyle ben ölmeyeceğim de. Öleceksin diye Azrail diretirse hemen çek elinde silahlarını Azrail'e karşı koy. Ölme. Babayıysan ölme. Mezardan kalkıp mahşere gelme. Cehenneme götürüyorlar. Gitmem de. Nasıl gitmeyeceksen? Var mı böyle bir baba yiğit? Aklını başına al. Ey! Ey aklını başına al. Sen böcekten daha zayıfsın. Daha zayıfsın. Böceğin yerde girecek bazı yerleri var. Fıtratına göre de görevini yapıyor o böcek. Ekosistemde herkes görevli zaten. Ama sen görevini yapmıyorsun, inkar ediyorsun, inanana da zorbalık yapıyorsun. İnandığım için diyor, ben şunu yapıyorum diyor, sen hayır, inandığım için yapmıyorsun, şunun için yapıyorsun diyor. Diyorsun ve dayatıyorsun. Benim kalbimi sen mi biliyorsun, Allah mı biliyor? Benim beynimi ben mi iyi biliyorum, sen mi iyi biliyorsun? Benim adıma nasıl karar veriyorsun? Zorbasın. Benim adıma karar veremezsin, ben de senin adına karar veremem. Sen ayrı bir kişiliğe sahipsin, ben ayrı kişiliğe sahibim. Benim adıma sen, senin adına ben karar veremem. Akıl bali oldu mu benim çocuğum hakkında, ben çocuğumun hakkında da karar veremem. Çocuğum kendi kararını verecek. O benim evladım. Ama ayrı bir kişi. Kızım da öyle, oğlum da öyle. Sen kime dayatıyorsun? Hangi bahaneyle olursa olsun insanlığın hak ve özgürlüklerini katleten katil sensin. İnsanların hakkını, hak ve özgürlüklerini, bunun hududunu iyi çiz. Allah'ın hududuna tecavüz etme. Allah'ın hududunu bu İslam'ı bilen İslam müçtehitleri senden benden iyi biliyor bunu. Sen birininkini okumuşsun. Allah'ınkini okumamışsın. Ve kendine bir gurur biçiyorsun. Ebu Cehil de Bedir'e gelirken çok gururlu geldi. Ne dedi? Muhammed'in kellesi gidecek. Oradaki bir avuç Müslümanlar kılıçtan geçecek. Biz orada şaraplar içeceğiz. Kadınlar kızlar oynatacağız. Efendim hoplamadan, oynamadan, zıplamadan şen şakrak böyle bir merasim yapmadan Bedir'den gelmeyeceğiz diye Ebu Cehil ant içerek, putuna yalvararak, putları da
Allah'la kendi arasında aracı kabul ederek öyle yalvarışlarla gitti Bedir'e. Gurur, kibir sanki gururdan çatlıyorlardı. Sen de böylesin. Öyle gururlusun, öyle kibirlisin ki Azrail belini bıkınını kıracak. Bundan unutma, haberin olsun. O an gelmeden Allah'a teslim ol. Ve Kur'an'a düşmanlıktan vazgeç. İnanana dayatmaktan vazgeç. Hiç kimseye dayatma. Herkes özgürce yaşasın. İnandığı gibi yaşasın. Zaten herkes inandığı gibi yaşadığı zaman ortada problem diye bir şey kalmayacaktır. Ayrım kalmaz. Ötekileşme olmaz. Bölücülük olmaz. Bölücülüğü sen yapıyorsun. Biri inandığı gibi yaşayamazsa o mustariptir. O ıstırap olduğu zaman gözü patladığı gibi bir gün o kitle patlayacaktır. O patladığı zaman o krizi ne olacaktır? Senin kârın mı olacaktır? Birilerinin kârı mı olacaktır? Herkesin zararı olacaktır. İslam hiç kimse zarar görmesin der. İslam'ı kabul ediyorsan İslam'ın kurallarına uy. Etmiyorsan inananlara dayatma yapma. Kıymetli dostlarım, işte Bedir'den bahsederken imanın gücü açığa çıktı. Cenab-ı Hak yardımını yaptı. İnananlar her zaman Allah'ın yardımına mazhar olmuşlardır. Yalnız gerçek inananlar, gerçek İslami ölçülere uyanlardır. Gücünü kullanırsan yeterli. Gücün Allah yolunda kullar. Kullan. Gücün yetmediğine Allah zaten senden istemiyor, bir de yardım ediyor. Bedir'de melekler bizzat işte düşmanla savaştılar diyor Cumhur-u Müfessirin. İbn Abbas'tan gelen bir rivayet ki, şimdi bunlardan sonra bakın, bir de tefecilik, İslam huzur dini olduğu için dünyanın huzuru tefeciliği yasaklıyor, faizi yasaklıyor. Diyor ki tefecilik faizi kat kat artırmaktır. Sadece tefecilik bazı konularda değil, faizi kat kat artırmak da diyor tam bir tefeciliktir. Faiz için ilk nazil olan ayet, işte bu ayet, 130. ayettir. İttika ile ilgili iktisadi meselelerde de islahat ki faizden kurtuluş. İslam dini tam bir iktisat dinidir. İktisadi meselelerde tam bir islahattır. Ve faizden kurtuluş iktisadın şartlarındandır. Yine faiz hakkında daha önce Bakara suresinin 275 ve onu takip eden ayetlerde gereken bilgi verilmişti. Tekrar faiz hakkında bilgi isteyenler olursa oralara müracaat ederler. Önceki derslerimizde bunlar bulunmaktadır. 275. ayetten itibaren faizi Cenab-ı Hak Bakara suresinde bu ayetlerinde açıklamıştır. Faiz yiyenler şeytan çatmış gibi kalkarlar buyurdu. Alım satım faiz gibidir demeleri yüzündendir diyor. Alım satım, ticaret ayrıdır, faiz ayrı şeydir. Cenab-ı Hak böyle ikisi de aynı diyenlere karşı bu cezayı veriyor. Ne diyor? Alım satım faiz gibidir demeleri yüzünden bunlar diyor şeytan çarpmış gibi kalkacaklardır. Çırpına çırpına. Kim bunlar? Faiz yiyenler diyor. Allah faizi mahveder. Yine ayeti kerime.
İnanıyorsanız faizi terk edin. Bu da takip eden ayetlerde. Bakara suresi 278. Yine 79'da 279 faizi terk etmezseniz Allah ve Resulü ile savaşa hazır olun diyor. Cenab-ı Hak tam bir imana, Allah'a itaata, peygamberine ve ilahi emirlerine itaata mazhar olmuş tam müti kullarından eylesin.